sen? Hani bir daha denemeyecektiniz? Denemeyecektik de. Oldu işte hemen. Doktorun ne dedi sana geçen sefer? Dünya kaldırmaz demedi mi? Aa, alakalı. Kaza sırasında Ali Korkmaz'ın yanında siz de mi vardınız? Evet, vardım. Kaza nerede oldu? Bağdat Caddesi. Kaç gün? Saat 3'te. 3 mü? Evet. Peki siz nasılsınız? Tutuşuyor. Ben de bir şey. Emel? Ölmemiş. Güzel. İyisin. Emel. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sen benim kardeşim olur musun demeseydin. O zaman ne olurdu bilmiyorum. Canım. Benim lanetim bu galiba. Tek başıma kalacağım. Bir tek sen olacaksın. Ali de gitti bak. Bak tamam, kabul ediyorum. Affedilmeyecek bir hata yaptım. Ama seni seviyorum Emel. Çok seviyorum. Bırak oğlum Ali. Ne olur izin ver. Ne olur bana bir şans daha ver. Kendimi sana affettireyim lütfen. Bırak oğlumu dedim. Defol buradan, bırak. Emel beni dinlemek zorundasın. Hayır. Olsun beni dinle. Bırak. Emel. Neden dinlemiyorsun beni? Bebeğim. Neye sebep olduğunun farkında mısın sen? Bir kere daha denerseniz çok büyük bir ihtimalle yine düşük yapar. Ama bu sefer Leyla'nın hayatını da tehlike yapmış olursunuz. Çok kan kaybetti. Çocuğunuz olmayacak mı diyorsun yani sen şimdi? Leyla dur, yapma! Gelme! Çok basit bir şey. Çok basit. Her gün binlerce kez olur. Bilemek doğar. Hayatım buydu dedim. Ama ben yapamıyorum. Sen kadere inanırsın. Biz niye bulduk birbirimizi hiç düşündün mü? Belki de sırf bugün için. Ben senin kardeşin değil miyim? Senin acını ben de çekerim. Ben mutlu olunca senin yüzün güler. Sen benim meleğimsin. Yaralı meleğim. Benim bu dünyada senden başka kimsem yok. Ölmek istiyorsan beni de götür. Ya da izin ver yardım edeyim. Bebeğini ben taşıyayım. Leyla'm. Saat kaç? 9'a geliyor canım. Uyumadın mı sen hiç? Uyuyamadım. Eve gitseydin keşke. Düşünme sen beni. İyiyim ben. Günaydın. Bir şey ister misin? Su falan. Biraz su versene Emel. Ben bir Sedat'a gideyim. Uyanınca görürüm demişti. Sen buradasın değil mi? Buradayım, merak etme. Çok garip bir rüya gördüm.
Çok yüksek bir yerdeydim. Aşağı bakıyordum. Düşecek gibi oldum. Karanlıktı. Canım. Çok karanlıktı. Sonra sen gelip kurtardın beni. Elimi tutup çektin. Kardeş değil miyiz biz dedin. Dedim. Emel. Rüya değildi. Rüya değildi değil mi? Değildi bir tanem. O zaman konuştuklarımız. Sen bana dedin ki. Dedin değil mi? Bebeğimi... Dedim canım. Bebeğini ben taşıyayım dedim. Ömer! Tabii sen istersen, izin verirsen. Eminsin değil mi? Yani bu Ömer... Bu öyle bir şey ki... Yavuz... Yavuz ne dedi? Sen konuşursun diye düşündüm. Ben o yüzden... Haklısın. Konuşurum tabii. Korkmuştur o da. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Tamam geçti canım. Tamam geçti. Ağlama artık tamam. Ağlamıyorum tamam. Bitti. Dedin değil mi? Yaralı meleğimsin dedin. Bebeğini ben taşırım dedin. Dedin. Dedin değil mi? Yavuz gelsin hemen konuşacağım onunla. Acele etme o kadar istersen. Bir an önce konuşalım, beklemeyelim. Yat bakalım yerinde. Sedat çıkabilirsin demeden hareket edemezsin, haberin olsun. O da birazdan geliyor zaten. Tamam hadi, ben de bir kahve alayım hemen ha. Yavuz otursana. Mısın hala? Leyla'yı merak ettim. Gidemedim. İyi şimdi. Kimseye bahsetme olur mu şeyden? Tamam. Ben gideyim artık. Ali. Sağ ol. Thank you.
bir şey var. Bak eğer... Dur. Dur, telaşlanma hemen. Yok bir şey. Sakin ol. Emel'le konuştuk sadece. Yavuz. Emel bebeğimizi taşımak istiyor. Anlamadım. Bebeğimizi. İkimizin bebeğini. Yani sen de evet dersen. Leyla. Ben bittim Yavuz. Ben yapamayacağım. Eksiğim. Düşüyordum, o tuttu kolumdan. O olmasaydı şimdi ben yoktum Yavuz. Beni Emel kurtardı. Beni yalnız bırakamazsın dedi. Bu kadar kolay vazgeçemezsin dedi. Haklı, vazgeçemem. Hala bir şansımız var. Son bir şansımız. Leyla. Sonra konuşalım bir tane. Biraz daha iyileşince. Dünyanın ilacını verdiler. Ben ne dediğimi farkındayım. Dinle beni. Bu benim son şansım. Başka şansım yok, anlıyor musun? Hiçbir zaman çocuğumuz olmayacak. Yok. Olmayacak. İstiyor musun? Katlanabilecek misin bana? Ben olmayacağım. Dayanabilecek misin? Tamam canım. Yapalım. Sen ne istersen. Tamam bir tanem. Sen nasıl istersen bebeğim. Ne istersen sen. Hadi uyu bir tanem. Dışında. Onun dışında tüp bebek prosedürüyle aynı. Leyla'ya hormon tedavisine başlayacağız. Anladım. Yumurtalar istediğimiz sayıya gelince onları toplayacağız. Döllendikten sonra da enjeksiyonla taşıyıcının rahmine yerleştireceğiz. Ne oldu? Ben bilmiyorum. Bana garip geliyor. Bizim bebeğimizi bir başkasının doğuracak olması. İyi düşünmek lazım tabii. Hatta taşıyıcı anneden herhangi bir genetik özellik almaz bebek. Tamamen ikinizin çocuğu olacak yani. Ama yine de göründüğü kadar kolay bir süreç değil tabii. Başka seçenekler de var biliyorsun değil mi Yavuz? Koruyucu aile olmak gibi mesela. Ya da ne bileyim evlatlık almayı düşünebilirsiniz. Biliyorum. Ama Leyla kendi çocuğunu istiyor. İkimizin çocuğunu. Ben de tabii. Ama ne bileyim. Acele etmeyin. Daha sadece 2 gün oldu.
Önce bir Leyla'nın toparlanması lazım zaten. Bir de Yavuz. Taşıyıcı anne uygulaması Türkiye'de çok yaygın değil biliyorsun. Onun için yurt dışında yapılacak. Bağlantılı çalışan arkadaşlarım var. Uygun bir taşıyıcı araştırmaları için haber veririm. Eğer kesin bir karar verirseniz. Ha yok, gerek yok. Emel'le konuşmuşlar. O yapacak. Emel mi? Olmaz Yavuz. Doğru bir karar değil bu. Leyla, hadi. Yıllandın yani tuvalette. Tamam kızıma, çıktım. Buyurun efendim, paltonuz. Yok, böyle olmaz. Üşürsüz hem. İyi böyle. İyi değil. Sar bakayım sen şunu boynuna. Biraz abartmadın mı anne? Hadi yürü, yürü hadi. Emel olmaz Yavuz. Özellikle yakınınızdan birinin olmaması daha doğru. Anlamadım. Niye? Yani Emel ile Leyla kardeş gibiler, ne olabilir ki? Yavuz, zor bir şey bu. Çok karmaşık bir süreç. Karnındaki bebeğe bağlanabilir taşıyıcı anne. Başka biri de olsa aynı risk var ama Sedat. Bu işi para karşılığı yapan insanlar var. Sadece para için. 9 ay karnında taşıyor, o kadar. Rahmini kiralıyor yani sana. Bir de sözleşme imzalıyorsun. Sonradan problem çıkmaması için. Yavuz. Emel Hanım'la Leyla çok yakınlar anladığım kadarıyla. Sorun çıkarsa altından kalkamazsınız. Ne yapacağız peki Sedat? Dediğim gibi. Yurt dışında kliniği olan arkadaşlarım var. Taşıyıcı anne adayları onlara başvuruyor. Eğer isterseniz arayıp konuşabilirim. Bilmiyorum ki. İstersen ben bir konuşayım önce. Sonra bir kere daha bakarız, olur mu? Tamam. Ama şimdilik Leyla'ya bir şey söyleme, olur mu? Tamam. İstediğin bir şey var mı canım? Yok. O zaman gideyim ben. Birilerinin eve ekmek getirmesi lazım, değil mi? Öpmeyecek misin? Canım. Ara beni, tamam mı? Tamam. Ben çıkıyorum Nazmiye teyzeciğim. Bu kız sana emanet. Hiç merak etme Emel'cim. Ben buradayım yavrum. Tamam. Hadi görüşürüz. İyisin değil mi güzel kızım benim? İyiyim anneciğim. Ben biraz yemek yaptım ama canının çektiği bir şey varsa söyle, hemen yaparım yavrum. Sağ ol anneciğim. Söylerim, söz. Yavrum, kuvvetli ol. Kendine bak. Hayat, en umutsuz olduğun zaman da öyle bir şey olur, öyle bir hediye verir ki sana şaşar kalırsın. Sakın umudunu kaybetme yavrum. Thank you.
Bugün nasılsın bakalım Leyla'cığım? Pirinç çorbası yaptım. İçersin sıcak sıcak şifa niyetine. Sağ ol Nurhan. Hemen alacağım. Leyla, yapılacak bir şey var mı? Yemeğin falan yoksa? Yok sağ ol. Ben iyiyim zaten. Her şeyi yapıyorum. Zahmet etmişsin. Yok canım. İşe de dönersin sen bu gidişle. Afiyet olsun. Yarın dönüyorum. Kızım ne acelem var? Daha dün bir, bugün iki. İyiyim ama. Nurhan. Yarın artık Songül'ü de götüreyim diyorum ha? Tamam mı? Koca kız oldu. Öyle mi diyorsun? Çok güzel olmuş gerçekten. Eline sağlık. Bu kadar özlediysen git evladım karının yanına. Ya da onu buraya getirelim. Nasıl bizim kız? Gayet iyi. Tahminimden hızlı toparladı. Toparlar tabii. Güçlü kızdır bizim gelin. Yavuz. Ne olacak şimdi? Var mı yakın gelecekte bir plan? Bilmiyorum. Leyla istiyor ama daha fazla üzülmesini istemiyorum ben. Ne bileyim. Belki de evlatlık alırız ileride. Hop, dur bakalım orada. Olmaz o iş. Şimdi değil zaten abi, ileride. Daha erken. Leyla bir toparlansın. Şimdi de olmaz, sonra da olmaz. Başkasının çocuğu olmaz. Kan bu. Yarın bir gün anası babası çıkar, bu çocuk bizim der. Unut sen onu. Tamam abi, tamam. Hiç tartışacak halim yok seninle. Sonra prens külkesine demiş ki bu ayakkabı kimin ayağına olursa onunla evleneceğim ben Songül, demiş. Git içeride oyna hadi. Oynamıyorum ki, kitap okuyorum. Ha, sanki biliyorsun da okumayı. Ezberlemişsin hepsini papağan gibi. Hiç de bile. Ben de bakacağım, ne yapıyorsun? Hadi hadi bak, annem çağırıyor. Hiç de bile çağırmıyor abla. Ya dur bir dakika ya. Selam, ne haber? Maç nasıldı ama? İyi, senden. Maç süperdi. Geldin mi? Son dakikada bir şey çıktı, gelemedim. Anne, sen beni çağırdın mı? Aa, nereden çıktı şimdi o kızım? Bak, sana aldım bunu. Nasıl? Bana ne aldın anne? Dur, çekiştirme kızım, dur. Vereceğim işte. Ne oldu? Beğenmedin mi? Keşke pantolon falan alsaydın. Ben bunu giymem ki. Ben bunu da giyerim, ablamınkini de giyerim. Aman giy. Sen bırak ablanın elbisesini de hazırlan. Yarın okula göndereceğim seni Leyla yengenle. Oley, Leyla ile okula gideceğim, oley. Leyla değil, yenge, yenge. Aferin. Ben sizi çok özledim. Geçmiş olsun. Ben de sizi çok özledim. Neler yaptınız bakayım ben yokken? Resim yaptım. Ben kaplumbağa gördüm bahçede. Mektup yazıp masanıza koyduk. Peki. Ben de size yeni bir arkadaş getirdim. Bu Songül. Merhaba deyin bakalım ona. Merhaba. Kim Songül'e sınıfımızı tanıtacak bakayım? Ben. Tamam. Size emanet Songül. Ben de eşyalarımı bırakıp tamam, hemen geliyorum. Başlayın. Ben hemen geliyorum. Tamam. Masalara. Tamam. Dinlenseydin keşke biraz daha. Haftaya başlarsın diyordum ben. Yok. Toparlanınca hemen gelmek istedim. İyi yaptın, iyi. Çocuklar çok özledi seni. Ben yokken bir şey oldu mu? Pek bir şey yok. Tolga Bey bir ara konuşmak istiyormuş seninle. Ne konuşacakmış ki? Berke artık her gün kendisi getirip götürüyor. Annesinin yakında bir yere taşındığını öğrenmiş. Hah, tam benlik meseleler. Hmm.
Yavuz. Efendim. Ali'yi arasana bir. Ne var canım? Arkadaşımız kaza geçirmiş. Başına bir sürü iş gelmiş. Ara verdik galiba. O zaman ben biraz çıkıp dolaşayım. Muhabbetiniz bitince beni çağırırsınız. Ne yaptın yani sen şimdi? Merak ettim ya. Ne var bunda? Etme abi. İki dakika rahat dur. Efendim. Yok Sedat, müsaitim. Aa, ciddi misin? Tabii şaşırdım. Bu kadar çabuk olunca. Ne zaman? Tamam, ben Leyla ile konuşayım, haber veririm sana. Tamam, görüşürüz. Böyle bir ağrı var mı? Yok, hayır yok. Tamam, giyinebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kaburganızdaki ağrı devam ediyor mu? Geceleri biraz sızlıyor ama pek önemli değil diye düşünüyorum. Ağrı kesicileri kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. Geceleri yatmadan önce alıyorum. İyi. Bir ilaç daha yazıyorum. 2 haftada onu kullanın. Doktor bey, diğer şoförün durumu nasıl? Bir gelişme var mı? Pek yok. Anlıyorum. Durumu hala kritik öyleyse. Maalesef. Düşündüm de hastane masraflarını eğer mümkünse gel ben ödemek istiyorum. Peki, nasıl isterseniz. Ben muhasebeyle görüştürürüm sizi. Teşekkür ederim. Uyudular en sonunda. Bunlar Berk'in resimleri değil mi Duygu? Evet, çok yetenekli bir çocuk Leyla Hanım. Ama asosyal. Oyunların hiçbirine katılmıyor. Bütün resimlerde annesi var, farkındasın değil mi? Hı hı. Hiç bahsetti mi sana? Hiç kimseyle konuşmuyor ki. Bir köşeye çekilip resim yapıyor sadece. Efendim canım. Hastane masraflarını ödüyor musun? Evet. Allah razı olsun. Ama o kadar kolay sıyrılamayacaksın bu işten. Bir şey olursa ararsınız. Telefonum var sizde. Yok öyle 2 kuruş verip bu durumdan sıvışmak. Bundan sonra hep bakıma ihtiyacı olacak abi. İlacı, hasta bakıcısı, fizik tedavisi hepsini ödeyeceksin. Ne gerekiyorsa yapılacak dedim. Sen yine de bizi ihmal etme. Kimin ne olacağı hiç belli olmaz. Doğru. Belli olmaz. Sedat gelmiş. Hoş geldiniz. Nasılsın Sedat? İyiyim Leyla'cığım, ne olsun? Beklettik mi? Yok canım, 5 dakika olmadı. Ne içiyorsunuz? Şak diye buluşalım demiş çocuk. Bizim salakta neden olmasın demiş. Hadi ya. Ne zaman tanıştılar ki onlar? Tanışmadılar ki. Netten konuşuyorlar hala. Hayır, anlamıyorum ben bunu. Ya yalan söylüyorsa adam? Buluştular mı peki? Yarın sinemaya gideceklermiş. Esra çıkışta sen de gel dedi ama bilmiyorum. Belki giderim. Hah bak, bu tam Cahit'e göre. Gel bir soralım şunun fiyatını. Cahit? Kızım ne ayak? Aman Selin ya. Anlattım ya sana. Babamın yanında çalışan. Hı. Cahit abim gibi benim. Tabii tabii öyledir. Hı-hı. Ya vallahi öyle. Doğum günü de. Ya gel soralım şunun fiyatını. Aman öf. Sen şimdi içine not da yazdırırsın. Abime sevgilerle diye. Aman Selin ya. Yürü hadi. Hadi hadi.
Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yavuz bahsetmiş herhalde sana. Evet. Geçen gün uzun uzun konuştuk. Ya keşke Emel'i çağırsaydık. Hayatım, Sedat bana bazı şeyler anlattı bu konuda. Hı. Tereddütleri var. Nasıl yani? Ne gibi? Normalde böyle uygulamalar yapmıyoruz biliyorsun. En azından burada yapmıyoruz. Burada derken? Bizim kliniklerde yalnızca tüp bebek yapılabiliyor. Taşıyıcı annelik, yumurta bağışı, sperm bağışı, bunlar Türkiye'de yasak. Aa, onu biliyorum. Bu konularda neredeyse senin kadar bilgi sahibi olduk sayılır, değil mi Yavuz? Yurt dışında birkaç ülkede bu konuyla ilgili çalışan Türk arkadaşlarım var. Onlarla da konuştum, gerekli bilgiyi aldım. Yavuz'u anlattım zaten, o biliyor. Tamam. Eğer istersen böyle bir bağlantıya geçebiliriz. Yani bir taşıyıcı anne bulmak için. Aa, o konuda endişelenmene hiç gerek yok Sedatcığım. Emel bizim için... Emel iyi fikir değil Leyla. Ne demek bu şimdi? 86 98 555 555 2942. Ben geldim. Aa. Oo. Ne haber? Maratonun kralı. Hoş geldin. Kral ben oluyorum değil mi? Oyuncakçı kral. Babacığım. Buradan geçiyordun. Bir uğrayıp babamı yolayayım dedin, değil mi? Hiç de bile. Cahit abiye geldim ben bir kere. Allah Allah. Kral dedik mi kraldır kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Gerçekten çok sağ ol. Sizi uyarmak zorundayım Leyla. Anla. Sonradan üzülmeni istemediğim için. Neden üzülüyorum Sedat? En yakın arkadaşım o benim. Bazı durumlar oluyormuş Leyla. Çocuk doğduktan sonra pürüzler çıkabiliyor. Yavuz'a da anlattım. Kardeşler arasında bile sorun yaratabiliyor. Leyla'm, Sedat'ı dinleyelim aşkım. Sizin tanımadığınız biri. Sizi tanımayan biri. Sadece çocuğunuzu taşımak için hayatınıza girecek. Sonrasında hiç görmeyeceğiniz bir yabancı yani. Böyle biri olmalı. Bir adayımız var. Eğer istersen biraz sonra gelecek. Tanışmak için. Ne bu? Şaka mı? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Kusura bakmayın biraz geç kaldım. Merhaba. Funda ben. Yavuz. Merhaba. 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 Siz şöyle geçin. Ben kalkıyorum. Hastanede biraz işim var. Sonra haberleşiriz olur mu? Tamam konuşuruz sonra. Kolay buldunuz mu burayı? Hı hı. Trafiğe takıldım da ondan geç kaldım biraz. Burayı da Sedat söyledi. Ben hiç gelmem. Adınız neydi pardon? Funda. Funda Hanım. Ne içersiniz? Çalışıyor muydunuz siz? Yok hayır. Şu an çalışmıyorum. Anladım. Havalarda sıcak biraz. Otursana Leyla. Ne diyordum? Kendi çocuğunuz var mı? Yok. Yani henüz. Çok özür dilerim. Leyla dur. Leyla. Sevgilim lütfen. İnanmıyorum sana. Emrivaki yaptınız resmen. Hem de böyle bir konuda. Anlamadan, dinlemeden çekip gidiyorsun. Böyle hiçbir şey halledemeyiz ki. Neyi halledeceğiz Yavuz? En azından bir konuşalım. Ne konuşacağız ha? Ne konuşacağız artık? Ben sadece doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Daha Emel dediğim anda hayır dedi Sedat. Neden 10 dakika sabredip dinlemiyorsun ki? Umrumda değil tamam mı?
Sedat da umurumda değil. Ben verdim kararımı. Çok güzel. Benim ne düşündüğümün, ne hissettiğimin hiç önemi yok yani, öyle mi? Yok. Bir kere daha acı çekme diye uğraşıyorum. Her şey doğru olsun, tam olsun, sorunsuz olsun diye çırpınıyorum. Bunun doğru bir tarafı yok Yavuz. Kusura bakmayın. Eşimin sinirleri bozuk biraz. Sedat anlatmış herhalde size durumu. Evet. Koşullar da anlaşırsak sorunsuz bir 9 ay geçireceğiz birlikte. Sonra bebeğinizi alıp gideceksiniz. Evet. Hayırlısı. Daha önce de başıma gelmişti. Çok hassas bir durum tabii. Daha önce mi? Yani siz... Siz 4. olacaksınız. Tabii vazgeçenleri saymıyorum. Tecrübeliyim diyebilirim. Şafak Hanım merhaba. Emel ben. Birlik oyuncak. Evet bir ödememiz olacaktı bugün. Ver bakayım şunu bana bir. Şimdi. Şafak Hanım o ödemeyi haftaya halledeceğiz. Kusura bakmayın rahatsız ettik sizi de. Estağfurullah bil mukabele. Listede görünüyor ama Adem abi. Emel'cim şimdi şöyle oluyor. Sen şirket spordan esnaf spora yeni transfer oldun. O yüzden bazı teknikler ve taktikler konusunda benim sana bir şeyler vermem lazım. Ne diyorsunuz yani siz ona? Briefing. Briefing vereceğim ben sana, tamam mı? Ama şimdi değil. Sen şimdi kahveni iç. Keyfine bak. Ben bir ara sana anlatırım, tamam mı canım? Tamam. Sen öyle diyorsan. Ben de seni bekliyordum Yavuz. Ben çıkıyorum. Dükkan sende. Tamam abi çık sen. Ne oldu Yavuz? Kavga ettik. Leyla'yla. Şaşırdın değil mi? Üstüne kapıyı kilitleyip gidiyordum. Ne işin var senin burada bu saatte? Yalnız kalmak istedim biraz. Ben çıkıyorum o zaman. Otur konuşalım demiyorsan tabii. Sağ ol Mustafa. Leyla, sırası değil biliyorum ama taksitimiz yaklaşıyor. Son. Ondan sonra rahatlayacağız. Gerçekten sırası değil Mustafa. Tamam. Sustum ve gittim o zaman. Hadi Emel. Bir ara şunu ne olur. Daha ne kadar oturup bekleyeceksin? Ben haber veririm sana hadi. Canım. Neredesin? Yuvadayım. Aa bu saatte. Bak ne diyeceğim. Çok güzel bir film gelmiş. 8:30 seansına gidelim mi? Yok be Emel'cim. Hiç havamda değilim. Efendim? Ha o olur bak. Tamam görüşürüz. Yarım saate kadar oradayım. Tamam hadi ben de çıkıyorum. Öyle işte. Neye uğradığımı şaşırdım. Of neyse. Yavuz ne anlattı sana? Gerçekten çok üzgündü. Sana söylemek istemiş ama... Söyleseydi o zaman. Ne yapayım? Canım benim. O da ne yapıyorsa senin için. Bütün bela oradan çıkıyor zaten. Herkes benim iyiliğimi düşünüyor. Zarar veriyor. Bencillik benimkisi. Çok büyük bencillik hem de. Ah be annem. Niye uğraştın ki? İstemem dedim. Hadi hadi. Kapuskıyı seversin sen. Biraz acı olmuş ama. Baban kızdı.
Eline sağlık sultanım. Afiyet olsun. Leyla nasıl? İyi. Daha iyi. Yavrum. Hassas oğlum benim. Zor zamanlar bunlar Yavuz. Ama geçer. Sakın kalbini kırma karının emi güzel oğlum. Her şey tamir olur ama o olmaz. Biliyorum anne. Ama bazen o kadar zor ki. Zor olmaz mı? Kim dedi ki kolay diye? Mühim olan vazgeçmemek. Vazgeçmeyin evladım. Sakın vazgeçmeyin. Emel. Ben vazgeçtim. Yapmayalım. Ne demek vazgeçtim? Olmaz öyle şey. Benim sana bunu yapmaya hakkım yok. Ne sana ne de Yavuz'a. Ne diyorsun sen Leyla? Sen benden bir şey istemedin ki. Ben istiyorum, ben sordum. Bizim için yapmak istiyorum dedim. Unuttun mu? Bak, sen daha Sedat'ın dediklerini duymadın ama. Gerekirse duyarım. Hiç merak etme, o da beni duyar. Hem de öyle bir duyar ki. Emel Hanım. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Nasıl? Neden insanların hayatına burnunuzu sokuyorsunuz? Bakın, Yavuz'la Leyla benim de arkadaşlarım. Nasıl bir arkadaşlıksa bu? Leyla'nın ne halde olduğundan haberiniz var mı sizin? Ben yalnızca onları uyardım. Sonradan pişman olmamaları için... Önceden akıllarını karıştırayım dediniz, öyle mi? Leyla'nın duygularından daha önemli şeyler de var Emel Hanım. Bu durum son derece ciddi. Ben istediğim oldu, arkadaşım benim çocuğumu doğurdu. Bu kadar basit değil hiçbir şey. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi eğer söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa ilgilenmem gereken şeyler var. Konuşmamız lazım. Lütfen ben gelmeden çıkmayın. Allah Allah. Leyla. Haberin var mı bundan? Ne o? Emel not yazmış beni evde bekleyin diye. İyi. Neyin var? Tamam. Bana kızmakta haklısın. Önceden söylemeliydim. Bir hata yaptım. Affet artık. Benim derdim seninle değil. Kendimi. Hiçbir şey beceremiyorum. Hiçbir şey. Leyla. Tek istediğim bir aileye sahip olmaktı benim. Sonra seni tanıdım. Tamam dedim, bu o adam. Hayallerim gerçek oldu. Bundan sonrası çok kolay. Hayatın boyunca seveceğim bir adamdan... hayatımdan daha çok seveceğim bir çocuk. Gözlerini senden alacak. Dudakları bana benzeyecek. Senin kadar akıllı olacak. Benim kadar duygusal olmasın tabii. Bir gün bir insanı sevecek. Senin beni sevdiğin kadar. Ben seni çok seviyorum. Hep seveceğim. Her zaman seveceğim. Biliyorum. Bebeğimiz olmasa da seversin sen beni. Yavuz ben. Ben kendimi sevebilir miyim? Bir tanem. Yapma ne olursun. Yavuz. Bak bu son şansım. Onu elimden alma. Başkası olmaz. Emel kardeşim benim.
Arkadaşım, dostum, her şeyim. Benim parçam o. Ancak o olursa. Başka türlü kalkamam bunun altından. Başkası taşırsa olmaz. Benim bebeğim diyemem ona. Yapamam Yavuz. Son şansım bu. Ne olursun alma elimden. Emel Hanım, iyi misiniz? Bakın Sedat Bey. Leyla benim her şeyim. Ablam, annem, her şeyim. Canım o benim. Leyla ile ne kadar yakın olduğunuzu biliyorum. Bilmiyorsunuz. 7 yaşından beri tanıyorum ben onu. 7. Kimsenin bilmediği sırlarını biliyorum. Neleri sever, nelerden nefret eder. En sevdiği renk mavidir mesela. Kahveyi 2 şekerli içer. Hem de benim gibi sade değil, sütlü. Ama son 3 yıldır kahve içmiyor. Çünkü o doğurmak için can attığı bebeğe zarar vermesini istemiyor. Emel Hanım. 15 yaşındayken ona aldığım tükenmez kalemi hala çantasında taşıyor, biliyor musunuz? Uğurlara çok inanır çünkü. Doktorlardan ve hastanelerden nefret eder. Hayatta bir tek güvendiği doktor var. O da sizsiniz. Anlıyorum. Daha sayayım mı? Futbolda hiç hoşlanmaz. Ama sırf Yavuz ona maç seyret dediği için onunla seviyor diye oturur seyreder. Çok kararsızdır. O bir türlü doğmayan eşek sıpası var ya. Onun için 1000 tane isim seçti bugüne kadar. Tam 1000 tane. Teker teker yazdı hepsini bir kenara. En sonunda isim uydurmaya bile kalktı. Hayatta en çok istediği şey bir bebek. Öldürüyordu kendini, siz de biliyorsunuz. Ellerimin arasına kayıp gidiyordu. Buna isim vermem. Asla vermem. Yavuz da size inanıyor. Ama asla anlamıyorsunuz. Anlamanız mümkün değil. Ona sadece ben yardım edebilirim. Bebeğini başka kimseye emanet edemezsin. Ne haber koç? İyidir abi. Hoş geldin. Abi Atilla Bey aradı. Senden telefon bekliyormuş. Peki. Bir çay getir de kendime geleyim be Cahit. Hemen getireyim abi. Alo Atilla. Benim ulan. Adem abin. Beni aramışsın. Hayrola? Deme be. Ne güzel... Yılbaşına yetiştiriyorduk malı. Herkes çarşıya çıkmış. Hangi limandaymış? Anladım. Nereden baksan 2 haftayı bulur onun gelişi. Ya salak bu adamlar ya. Neyse tamam. Sağ ol. İşgalci geldi ya. Kimse yok mu? Buradayız. Heh. Bilin bakalım ne yaptım ben. Sizin doktorla konuşmaya gittim Sedat'la. İkna etmek için. Emel, ne anlatıyorsun sen? Pardon, topluyorum. Diyorum ki Sedat Bey ikna oldu. Artık önümüzde engel kalmadı. Sevinmediniz mi? Sedat kabul etti diyorum Leyla, bir şey söylesene. Benim ne düşündüğümü biliyorsun zaten. Ama bu bizim çocuğumuz olacak. Yavuz kabul etmezse... Tanıştığımıza memnun oldum Mehmet Bey. Sağ olun. Ben de. En kısa zamanda biz size haber vereceğiz. Görüşmek üzere.
Uçacık olur Hakan. Uçacık sıkı. Emel Hanım yerini doldurması mümkün değil ama. Orası kesin. Ama hiç olmazsa arkamızı toplar. Referansları iyi. Dört dili var. O bile yeter aslında. Ben yarın arayıp hayırlı olsun diyorum o zaman. Desen de. Ne isterse de ver. Ama çok abartmadığı sürece, tamam mı? Tamamdır. Olmayacak. İstemiyor. Çok kızdı bana. Git diyecek. İstemiyorum diyecek, biliyorum. Ben sana nasıl gitti? Sen benim canım değil misin? Ne diyorsun peki? Tamam. Canım. Nasıl yapacağız peki? Herkese ne diyeceğiz? Kimseye bir şey anlatmak zorunda değiliz ki. Tabii. O zaman bizimkilere şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğiz. Hı hı. Evlatlık konusuna bile nasıl baktıklarını biliyorsunuz. Bu iyice karışık bir iş onlar için. Söylemeyiz. Hiçbir şey söylemeyiz kimseye. Ali ne olacak? Ne olmuş Ali'ye? Onun da bilmesi gerekmiyor mu? Hayır. Bu benim hayatım. Artık benim hayatım. Ali ile konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Biraz sonra kaçacağım ben. Yemeğe bekliyor bizimkiler. Dönmeyecek misin? Bilmem, belki sonra. Ama özlerim ben seni. Abla, Cahit abi geldi. Tamam, geliyorum. Allah'ım ya. Nerede kaldı şimdi bunlar? Birazdan gelirler canım. Cahit oğlum, girsene içeri. Ben burada beklesem. Aa, gir. İyi hadi. O zaman. İyi akşamlar, afiyet olsun. Oo, gel oğlum, hoş gel. Hoş geldin. Geç otur, iki lokma bir şeyle. Çıkacağız sizdir baba. İsmet'i konsere götüreceğim. Gel koçum, gel gidersin. Gel bakayım, otur. Otur, artık senin rakı içmeye işin geldi. Otur bakalım. Dün Cahit'in doğum günüymüş baba. Aa, unuttuk mu biz şimdi bu çocuğu? Torun olmasa biz de hatırlamayacağız. Hadi bakalım şerefe. Hadi iyi ki doğdun. Kaç oldun sen şimdi Cahit abi? 21'ime bastım. Vay be. Senin yaşında olmak için neler vermezdim biliyor musun? Gam yok, tasa yok, ev geçindirme derdi yok. Ben açacağım. Anne, Leyla'lar geldi. Leyla değil, yenge, yenge. Ay tamam, bırak, ne istiyorsa söyler o. Merhaba yenge. Merhaba yavrum, hoş geldin. Emel neden gelmedi, evine mi döndü yoksa? Hoş geldin yavrum. Çok yoruldum. Hoş bulduk. Biraz dinleneceğim dedim. Ay, iyi madem dinlensin. Başkasının evinde nasıl rahat ediyor anlamadım ya. İşiniz gelecek mi? Ona haber vermedim. Önce ben öğrenmek istiyorum. 6 haftalık hamilesiniz. Hayırlı olsun.
Emel Hanım. Ne oldu, uyumadı mı daha? Tutturdu, ben de gideceğim ablamlarla diye. Ah güzelim. Katıverseydin yanlarına. Bir o eksikti. Ne işi var küçücük kızın gece vakti konserde? Nuran, var mısın bir tane daha yapalım? Belki dördüncü de buluruz oğlanı. Yok, onu Yavuzlardan bekliyoruz inşallah. Değil mi babacığım? Montunuzu alayım. Aa, öğretmenim neredesin? Asıl sen neredesin hayırsız? Kaç gün oldu gelelim, bir arayıp sormadın. Ne bileyim ben geldiğini öğretmenim. Çoktan dayanmıştık kapına vallahi çiçeklerle. Kurtaramazsın öyle bir çiçekle. Tamam, iki tane alırım o zaman. Ay, bundan sonra artık bir sene bir durun çocuklar. Ben yoruldum vallahi. Annen doğru söylüyor kızım. Daha gençsiniz, ikiniz de sağlıklısınız. Aceleye lüzum yok. Cahit'e biz de bir hediye alsaydık keşke. Ha, iyi ki hatırlattın Yavuz. Aman unutturmayın, Cahit'e bir şey vereceğim. Aa evet, geçen Nesin Hanım anlattıydı. Almanya'da bir şey yapıyorlarmış. O da tam anlatamadı ya. Bir kadın buluyormuşsun. O senin çocuğunu doğuruyormuş falan. Öyle bir şey işte. Burası Almanya değil hanım. Biz de Alman değiliz. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Allah verecekse verir. Öyle Allah'ın işine karışılmaz. Ben ne dedim ki şimdi Hızır Bey? Öyle yapıyorlarmış dedim. Deme. Nereden çıkarıyorsun bu saçma sapan şeyleri? Herkes kahve içer değil mi? Ben yardım edeyim sana. Atom formülü mü bulacak oğlum? Alt tarafı kahve yapacak. Ne yardımı? Geldim geldim. Aa, bu kadar çok mu özledin kız beni? Özlerim tabii. Teyzem değil misin? Canım. Bu seni çok özlediğim için. Bu da bir çiçekle kurtaramazsın dediğin için. Deli kız, geç içeri. Ver şunları bakayım bana sen. Al bakalım. Gelirken köşedeki kuru yemişçiye uğradım. Ver bakayım şuradan 100 gram kahve dedim. Öğretmenim eli boş gitmeyeyim dedim. Bitter çikolata da aldım. Vazoları çıkardım ben. Aynı vazoya koymayalım da şöyle zengin gözüksün. Aslında şey boyalacaktım da. Emel'cim. Böyle sanki biraz solmuşlardı. Emel. Efendim. Teyze, sandığın gibi değil. Ne? Gel biraz konuşalım seninle, gel. Boşanıyorsunuz yani öyle mi? Hı hı. Ben de kitabı görünce işe bak. Torun beklerken. Sen hep her şeyde bir hayır vardır demez misin? Derim de ne bileyim. Öncekini yani doğurmuş olsaydın diyorum. Yine de boşanır mıydı? Kim bilir? Benim çocuğum yok biliyorsun. Önce doğurmak istemedim. Sonra da enişteni kaybettim. Ama sen, senin gelişin, benim emelim oldun sen. Bebeğim oldun. Hiç sahip olmadığım kızım oldun sen. Aileyle ne olur bilmiyorum ama bunu yaşamanı çok isterim Emel. Bir çocuk sahibi olmanı, onun büyüdüğünü, çiçek açtığını görmeni. Tıpkı senin gibi. Çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın hayatta gidemezdim vallahi. Bir şey değil canım, ne olacak? Ben kaçayım artık. Tamam.
Görüşürüz. Görüşürüz. Aa! Hoş geldin. Canım kızım benim. Cahit dur. Gel gel. Buyur hazır baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Al şunu. Ne gerek vardı hazır baba? Al hadi al al. Zamanında ben kalktayken ustam vermişti bu saati bana. Senin ustan böyle şeyleri pek düşünmez. Ben düşüneyim dedim. Çok sağ ol Hızır Baba. Bunu yanımdan hiç ayırmayacağım. Sen de çok sağ ol. Çok teşekkür ederim Hızır Baba. Hadi. Sen öyle diyorsan. Başka çaremiz yok. Böyle olmak zorunda. Hayrola, çifte kumrular. Bu ne hal? Geminiz de yok ki Karadeniz'de batmış olsun. Emel, otursana biraz. Seninle bir şey konuşmamız lazım. Nuran, bir ütülesene şunu. Bir sürü ütülü gömlek var orada. Şart mı bunu giymen? Bir kere de itiraz etme be kadın. Alo. Abi, gemi yola çıktı da bir haber vereyim dedim. Oo, güzel. Tamam, sağ ol. Konuşuruz yarın. Tamam abi, görüşürüz. Sağ ol canım. Kimdi o arayan? İşten. Bu saatte ne işiymiş o? Bir de hesap mı vereceğim sana? Aman iyi. Sana soran da kabahat zaten. Evde misin? Evet. Bence buluşalım artık. Tamam. Nerede? Caddede May diye bir kafe var. Biliyorum orayı. Yat artık hadi. Yarın erken kalkacaksın. Tamam anne, yatıyorum. Yine internette misin sen? Yok anne, bir şey arıyordum ödev için. Yarın ararsın. Hadi kapat şunu. Tamam, yarın 3'te ben kaçıyorum. Bye. Çok dikkat etmemiz lazım Emel. Kimseye bir şey hissettirmeden. En azından bir süre. Yavuz haklıymış. Babam öyle şeyler söyledi ki bu akşam. Ama nasıl olacak? Yani herkes anlayacak bir süre sonra benim hamile olduğumu. Ben de hamile kalacağım. Yani öyle diyeceğiz herkese. Sonra bebek doğunca ben de doğurmuş olacağım. İyi de nasıl ayarlayacağız bunu? Hastaneye gelmek istemeyecekler mi? Daha bugünlere çok var. Hiçbir şey belli değil sonuçta. Olacak mı, olmayacak mı? Ama biz yine de dikkatli olalım. Şimdilik bizden başka kimsenin bilmesine gerek yok. Ya yeni haberim oldu benim de. Ya daha yeni açmışlar zaten ihaleyi. Tamam tamam. İyi hadi sonra konuşuruz. Tamam hadi. Ali Bey. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Geçsene Tuncay. Gel gel otur. Söyle hadi söyle. Şu kazayla ilgili kamu davası. Bu hafta ilk duruşma var. Hazır bulunman gerekiyor. Bulunuruz biz de. Kaçacak halimiz yok ya. Unutma da. Tamam tamam hallederiz. Öbürü ne oldu? Öbürü dediğin? Boşanma davası. He, ona daha var. İyi var. Bunları yaptıracaksınız. Hepsini mi? Evet. Tabii bir de aylık tahlillerimiz olacak daha sonra. Tamam. Ben kalkayım artık. Sizin de işleriniz vardır.
Yok. Yani 3'e kadar boşum. Öyle mi? Saatinize bakınca ben bir şey sandım. Bir telefon bekliyorum da. Hah. Nihayet. Alo? Dinliyorum Sami. Tamam. Ben haber vereyim, konuşuruz sonra. Evet. Her şey tamam Emel. Hanım. Emel yeterli, hanıma gerek yok. Kliniği bulduk. Ciddi mi? Nerede? Kıbrıs'a gidiyoruz. Güzel. Hep sevmişimdir zaten yavru batanı. Cahit. Efendim abi. Oğlum şu yeni aldığımız peluşlar vardı ya. Evet abi. Neydi kodu? PR42 mi? Evet abi, şu ışıklı olanları diyorsun değil mi? Heh. Al onlardan, getir bakayım biraz bana. Hemen abi. Buyur abi. Kolay gelsin. Abi bir şey söyleyip kaçacağım. Tabii canım. Çalışmaya gelecek değilsin ya. Durumu biliyorsun abi. Yani Leyla. Hı. Biraz değişikliğe ihtiyacı var. Bir haftalığına Kıbrıs'a gidiyoruz biz. Emel'le birlikte. Oldu olacak, Cahit'i de götürün. Ben burada tek başıma debelenirim. Abi hadi ya. Bak, ben çarşıdayken dükkanda duracak birilerini bulursan tamam. Yoksa başka bir yol düşünelim Yavuz. Benimki de can be. Dükkanda duracak birilerini ayarlarsam tamam mı? Tamam. Pardon, bir müsaade. Lan Cahit. Abi sen miydin? Hayırdır oğlum, bunlar ne böyle ya? Sorma abi, depoya götürüyorum. Emir büyük yerden. Bana bir müsaade, ben bir geçeyim. Allah Allah. İşte şimdi mahvoldun oğlum. Gel. Babacım hoş geldin. Hoş bulmadık. Ne onun buralarını, hadi dağıtmışsın iyice. Ben yine topladım biraz ama olmaz ki böyle. Ya işte koşturmaca baba, biliyorsun. İlgilenemiyorum pek. Yavuz mu şey yaptı babasına? Hı. Geldi rica etti, bir hafta yardım etti. Anladım. Ulan Yavuz, bunun hesabını sormaz mıyım ben sana be kardeşim? Ne dedin? Şey diyorum, benim biraz işim var da baba, çıkmam lazım. İyi. Peki babacığım. Çabuk dön. Eyvallah. Önemli değil tatlım, bir ödeme. Alo baba, günaydın. Abim yok mu? Yok, önemli bir şey değil. Bizim bir ödeme vardı da. Benim masanın ilk çekmecesinde olacak. Cahit gelince söylersin, tamam mı? O gidip yatıracak. Tamam, söylerim. Onun da selamı var. Annemi de öpüyoruz babacığım. Ararız biz yine. İyi misin? Bence de.
Hesabımdan bu hesabı havale yapın. Hemen. Miktar nedir efendim? 3000. Çıkabilirsiniz. Peki. Dua et de çabuk iyileşsin abi. Yoksa bu ziyaretler hiç bitmez, haberin olsun. İşlemlerim ne zaman başlayacak? Ben böyle boşmuş oturacak mıyım? Kaç kere daha söyleyeceğim? Seninki daha sonra yapılacak. Tamam. Ne oluyor? Ay ne oluyor? Bağırma, duyacaklar. Kim? Emel. Ya Ali'nin annesiyle babası. İnanmıyorum. Merhaba. Canım. Canım. Güzel kızım benim. Nasılsın bakayım? İyiyim. Merhaba. Merhaba kızım. Bu Emel değil mi? Bu Emel değil mi diyorum. Bana inatla hayır Emel değil diyor. Ne bileyim karıcığım, hiç aklıma gelmedi ki bizimkilerin de burada olacağı. Ben yalnız geldim aslında. Ali yok mu? Bir arkadaşımın düğünü var da. Onun için geldim. Ali'nin de son anda işi çıkınca toplantı yani. Görecek o. Soracağım ben onu. Yani hayret bir şey. İnsan bir haber vermez mi? Ben kaçayım artık anneciğim. Arkadaşlar bekliyor. Tabii canım, hadi. Emel, akşam beraber yemeğe gidiyoruz, unutmuyorsun. Ama İtiraz kabul etmem. Nefis bir lokanta buldum. Akşam seni oraya götüreceğiz, tamam mı güzelim benim? Tamam. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Epes yani oğlum. İnsan bir haber verir. Ne haberi anne? Bak hala ne haberi diyor. Oğlum, Emel'in Kıbrıs'ta olduğunu niye söylemiyorsun? Unutmuşum anne. Kusura bakma. Ama biz biraz önce karşılaştık. Düğüne gelmiş kız. Onun da bizim burada olduğumuzdan haberi yok. Oğlum, hemen atla bir uçağa gel. Akşam yemek yiyeceğiz. Hem de sürpriz yaparsın karına. Ay saçmalama Şenol. Nasıl kalksın gelsin çocuk ha deyince? Manastır var ya. Cafe de Paris. Oradayız. Merv, ver şu telefonu. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ali oğlum. Sen babana bakma. Emekli ya. Herkesi kendi gibi zannediyor. Anneciğim, diğer hatta biri var. Ben sizi daha sonra arayayım mı? Tamam canım, tamam bir tanem. Hoşça kal, hoşça kal. Tamam, tamam anneciğim. Hoşça kal. Gözde Hanım, Kıbrıs'a bir bilet istiyorum hemen. İlk uçaktan. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emel, buradayız tatlı. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız? Biz bomba gibiyiz. Asıl sen nasılsın? Gördüğünüz gibi işte. Çok güzel ve çok şıksın bir tanem. Teşekkür ederim. Ne içiyoruz? Şenol, ne içelim? Vallahi bir duble rakı. Ne güzel olur. Bu oğlan bir delilik yapar dedim. Al işte, yaptı deliliğini. Canım. Madem düğün varmış, gambersiz olmaz, değil mi? Nasılsın? İyiyim. Anneciğim. Canım. Keşke Emel de burada olsaydı. Ne kadar güzel bir yer. Öyle. Emel nereye gitti demiştin? Evet. Sedat. Ne var canım? Hiç. Tamam. Evet.
Bakar mısınız? Bir tane daha alabilir miyim? Hemen efendim. Ay. Ay ne kadar güzel oldu. Gene eski günlerde olduğu gibi. Evet evet. Hadi hadi hadi. Hadi. Hakikaten hadi. Ya. Yüzünüzü gören cennetlik. Babacığım evde oturmaya sessiniz. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Orası öyle. Belli değil mi Ali'cim? Ha? Evet belli. Neredeyiz, ne işler karıştırıyoruz hepsi belli. Aa ne oluyor? Yeni bir iş falan mı aldın? Yok anneciğim. Nereden çıkarıyorsun? Aldı anneciğim aldı. Ha. Ama bu sefer çok acayip bir iş aldı başına. Anne Emel şey demek istiyor. Biz yeni bir eleman aldık da şirkete. Aa. Çocuklar hayat öyle işte güçte geçmiyor. Aileyi de büyütmek lazım. Nasıl yani baba? Torun şekerim torun. Aa, bakın o konuda Ali'ye güvenebilirsiniz anneciğim. Her an bir torun çıkartabilir karşımıza. Aa, ne demek o? Şöyle yani. Şimdi Ali'nin birlikte olduğu... Emel! Aa, ne oldu? Niye kızdı? Annelerin de hakkı var yeni gelin tanımaya. Ha? Bir dahakine onunla gelirsiniz Kıbrıs'ta restoranlara. Şen şakrak. Ailecek gelirsiniz restorana falan değil mi? Ne diyorsun kızım sen? Emel! Emel kes artık! Sen kes. Beni rahat bırak. Karşıma çıkma. Defol hayatımdan. Emel! Bırak! Emel rezil oluyoruz. Rezil olan ben değilim. Sensin. Emel! Bırak beni! Emel tamam. Bırak onu mu? Emel, Emel. Bırak. Demek zorundasın beni Emel. Bırak. Tamam. Pencerelerde beklerdim ben seni. Gözünün içine bakardım. Emel, yavaş. Gözünün bebeğine bakardım ben senin. Niye? Güvenmiştim sana. Sen hiç hata yapmadın mı hayatında? Yaptım. Seninle evlendim. Sen de gittin hayatımdan. Defoldun gittin. Gitmeyi ben istemedim. Ne hale geldim ben böyle? Nasıl bu hale geldim? O insancıkların bir suçu yoktu ama onlar da üzülsün istedim. Sırf senin annem baban oldukları için. Senden nefret ediyorum. Ama hala kendime kızıyorum. Salağım ben. Salak. İçim acıyor hala. Senin için acı çekiyorum. Salağım ben. Seni hala sevdiğim için. Aşkım üşüyeceksin. Hava çok soğuk. Nasıl hissediyorsun kendini? Heyecanlı. Sen? Ben de. Hala vaktimiz var. Eğer fikrini değiştirmek istersen. Kolay olmayacak. Biliyorum. Hamile rolü yapmak zorunda kalacaksın. Ben razıyım. Hem sadece birkaç ay. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Sonra yepyeni bir hayatımız olacak. Yeni bir hayat. Üçümüz için. Oh.
Ne işin var senin burada? Saatimi unutmuşum da. Onu almaya geldim. Heh, burada işte. Sen... Dün gece... Neyse, boş ver. Tamam mı? Saatini aldın. Git artık. Günaydın. Günaydın canım. Geç kalmadım değil mi? Yo yo, tam vaktinde geldim. Tamam. Hazırsak gidelim mi? Hadi gidelim. Neyin var senin? Ya ben dün akşam küçük çaplı bir rezalet çıkardım. Ne? Ne oldu? Anlatsana. O yüzden buradan gitsek iyi olacak. Bana anlatmayacak mısın? Ali geldi. Ne? Daha ne kadar sürecek? Yarım saate kadar biter. Yavuz Bey, sizi içeri alabilir miyim? Siz buradasınız değil mi? Buradayız. Leyla'nın bir şeye ihtiyacı olursa... Üf, gider misin artık Yavuz? Sedat Bey. Şu beyi kaldırsak. Ben Emel diyorum ya. Seni dinliyorum. Şimdi ne olacak? Yani Leyla çıktıktan sonra. Yavuz'un işlemleri de bitince büyük buluşmayı bekleyeceğiz. Her şey yolunda giderse... Sen de 48 saat içinde ilk adımını atacaksın. Anneliğe. Efendim. Merhaba. Evet. Sesini duymak istedim. İyi duydun işte. Dönünce arar mısın beni? Kapatıyorum. Emel, lütfen ara beni. Lütfen, seni çok özledim. Bitti mi? Emel, gel demiyorum. Sadece aramanı istiyorum, o kadar. Lütfen. Bilmiyorum, bakarız. Ay, ne kadar güzel değil mi? Çok güzel, evet. Al. Hayır, senin olsun. Olmaz. Bunu sen buldun, senin o. Belki bir tane daha buluruz ha? İyi. Leyla. Ha? Sedat arıyor. Vakit geldi. Operasyon tamamlandı. Geçmiş olsun. Bundan sonra kesin sonuç için 12 gün kadar bir bekleme sürecimiz olacak. Sonuç pozitif çıkarsa Yavuz'la Leyla'nın bebeğini sen taşıyor olacaksın. Thank you.
İşte yine yalnız kaldın Emel Hanım. Hadi hayırlısı bakalım. Günaydın. Aa, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne haber Ali? Hayrola? Ya buralarda bir randevum vardı. Erken gelmişim. Bir kahve ısmarlarsınız diye düşündüm, geldim. Ayıp ettin. Cahit. Efendim? Üç kahve yollatıver oğlum. Tamam abi. Emel yok mu? Geç gelecek bugün. İşi vardı da biraz. Hı. Aman ya. Yeni ev dedin mi, bu kadın milletinin işi bitmez. Emel, yeni eve mi geçti? Geçti. Acele etme dedik ama. Derin bir nefes alın. İşte bu kadar, geçmiş olsun. Sağ olun. Ne zaman belli olur acaba? 3 saat sonra laboratuvardan öğrenebilirsiniz sonucu. Ne? 3 saat mi? Maalesef. Bana müsaade. Vakit geç oldu. Kaçıyor musun ya? Anca. Toplantı var. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Telefon açtı tamam mı? Bunu saymayız ha. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Hayırdır, ne bu hal? Bilmem. Bir huzursuzluk var içimde. Lodos'tandır. Benim de acayip başım ağrıyor. Nane limonunu içsem, ne yapsam? O mideye iyi gelir abi. İyi ya işte. Birazdan midem de başlar zaten. İki ortak mı çalışıyor, ne? Geldik canım. Ben dayanamayacağım. Kalpten öleceğim galiba. Aa, dur dur bir dakika. Ne oldu? Hı. Kesin sonuç vermez dedi Sedat. Ne kaybederiz? Koş. İsterseniz sadece bir arayıp bir konuşayım ben. Hem toplantı için gün belirlemiş oluruz. Ben konuştum. Bu akşam geliyorlar zaten. Bu akşam çok erken ama Ali Bey. Hem hazırlanabilir miyiz bilmiyorum. Emel Hanım da burada olsaydı. Ben hallederim Hakan Bey. Merak etmeyin. İyi günler. Buyur memur bey. Bir sorun mu var acaba? Buna ben cevap veremem. Ali Korkman siz misiniz? Hayır benim. Bizimle geliyorsunuz. Hadi Emel. Dur be güzelim. Geldim işte. Versene şunu bir bakayım. Ya nesine bakacaksın? Orada daireler olmayacak Hayır, mı? Hayır. Daireli değil bu. Onlardan değil. Çizgili. Hareket yok. 5 dakika bekleyecekmişiz. Öyle yazıyor. Tek çizgi çıkarsa tamam. Ha, düz bir zemine koyacakmışız. Ha. İşte oldu. Şuna bir ben bakayım. Tek değilmiş, 2 çizgi diyor Emel. 2 çizgi hamilesiniz. Yok ya. Ya anla işte sen de. Aşk olsun. Yok bir şey hala. Aa, o kadar sabrettin. 2 dakikadan sabrediver işte.